İstiklal Savaşımıza benzeyen bir tarihsel sürecin içindeyiz. Yani o süreçte örneğin Atatürk Anadolu'da meclisi toplayalım diyor. Değil mi? Sivas Kongresi'nden sonra meşhur o teyit-i temsiliye toplantısı vardır. İkinci komutanlar toplantısı. Orada yalnız kalıyor. Kendi arkadaşları, komutan arkadaşları bile yok diyorlar. İstanbul'da meclis-i mebusan toplanacak. Ondan sonra bu dediğim tarih nedir? Eylül sonu, Ekim. Ankara'ya Aralık sonunda geliyor. Kasım Aralık 2 ay sonra. Ama 10 Ocak'ta İstanbul'da Meclis-i Mebusan toplanıyor. Atatürk Ankara'da yalnız gibi gözüküyor. 16 Mart'ta İngilizler İstanbul'u işgal edince tabii Meclis-i Mebusan diye bir şey de kalmıyor. Ne oluyor? Ankara'da 23 Nisan 1920'de devrimci bir meclis, devrimci bir hükümet kuruluyor. Yani o Ankara'da hükümetin kurulmasına giden yollarda da denemeler var. Yani şu, bir İstanbul'u bir deneyelim bakalım. Ama büyük devrimci, geleceği gören Mustafa Kemal Paşa ne diyor? İstanbul'da diyor İstiklal Savaşı yönetilmez. İngilizlerin dizinin dibinde İstiklal Savaşı'nı yöneten bir hükümet, bir meclis olmaz. Bugün İstanbul nere, Ankara nere? İstanbul, iki tane İstanbul var. Bir Tayyip Erdoğan İstanbul'u var. Bir de Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen, HDP, PKK ve İyi Parti. O da ikinci İstanbul. İki tane İstanbul var. Daha sonra bunlar bir İstanbul'a dönüşecek. Ama onlarda çözüm yok, çıkış yolu yok. Ankara Vatan Partisi. Hani Milletin PKK hükümeti. ve FETÖ dışındaki bütün kuvvetleri kucaklayacak politika izleyeceğiz diyordunuz. Evet, kucaklayacağız. Milleti kucaklıyoruz. Ama hepsini karşı safa koydunuz şu anda. Hepsi Hepsini. karşıda, ben koymuyorum ki. PKK ve FETÖ ile birlikte hükümet kurmak isteyenler zaten karşı tarafta. Ve Tayyip Erdoğan yönetimi de deprem var önümüzde diyor. Bir hükümet deprem var der mi? Depreme çözüm var der. Deprem var diyor. Çözüm için erken aldık diyor seçimi. Ama deprem var diyor. Madem deprem var çözseydin, 13 yıldır sen iktidardasın. 16 pardon. 16 yıldır düzeltiyorum. 2002'den bu yana 16 yıldır sen Türkiye'yi depreme getirmişsin.